Mahmut Öğür, kabine değişikliğindeki gecikmenin sırrı. Bütün gözler kabinedeki değişikliğe çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakana işaret ediyor. Başbakan Yıldırımsa bir gün bakarsınız değişmiş cevabıyla zaman kazanıyor. Durum ortada yani henüz net bir şey yok. Peki neden bu kadar gecikti kabine meselesi? Şimdi araya Katar ve İran üzerinden gelişen bölgesel krizle girince biraz daha gecikecek gibi görünüyor. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönüşüyle köklü bir değişim sinyali verilmiş ve beklenti bir hayli yükselmişti. AK Parti MKYK'sinde 19 kişinin değişimiyle ilk olumlu adım da atıldı. Merkez Yürütme Kurulu MYK'da 3 kişi de olsa değişimin gerçekleşmesi bir nebzede olsa değişim ihtiyacını karşıladı. Ancak iç kabineye gelince dur Peki neden? İşin merak edilen ve zor tarafı tam da burası. AK Parti kulislerinde denilen şu. Başbakan Binali Yıldırım iyi bir kongre süreci yönetti. Onu MKYK ve MYK listeleri izledi. Ancak kabineye farklı bakıldığı için iş biraz sürüncemede kaldı. Bu konuda iki farklı yaklaşım dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemin ruhuna uygun daha değişimci bir kabineye sıcak baktığı ve bu yüzden bir an önce hedefe yönelmek istediği söyleniyor. Başbakan Yıldırım'ın tavrı ise biraz farklı. O mevcut tablonun sürmesinden yana MYK'daki değişimin 3 kişiyle sınırlı kalmasında Başbakan'ın bu yaklaşımının etkili olduğu biliniyor. Başbakan'ın ben bu arkadaşlardan memnunum. Neyi kötü yaptılar da bunları değiştiriyoruz yaklaşımı en azından bu süreçte çok da aykırı gelmiyor ki Cumhurbaşkanı işi sürece bırakıyor. İşte gecikmenin sırrı da bu dengede saklı. Tabi işin uluslararası boyutu, iş dünyasının beklentileri ve kabine içinde giderek güç kazanan milli ve yerli eksenli ekonomi yönetimi yat tartışması da var. Bu da gecikmenin önemli nedenlerinden biri. Cumhurbaşkanı ve Başbakan birbirlerine hassas davrandıkları için zorlama ve dayatma yerine makul bir yol aranıyor. İşin en kritik yanıysa kabine ve yerel yönetimlerle ilgili kamuoyunda oluşturulan yüksek beklentinin hala sürüyor olması. AK Parti hükümetinin bu beklentiye özellikle de FETÖ nedeniyle yerel yönetimlerde köklü değişim beklentisine cevap vermemesi bugün bir riske yol açmayabilir ama aynı şey yarın için söylenemez. Kabinede değişim dengesine gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partinin başına geçmesinden sonra da kabinede nasıl bir değişiklik yapılacağını tahmin yürütmek kolay değil. Cumhurbaşkanının geçmiş hükümet deneyimlerinden sürprizleri sevdiğini biliyoruz. Hatta bazen söylenenlerin aksine tavır aldığını da. Ancak yine de şöyle bir gerçek var. Cumhurbaşkanı kamuoyunun nabzını iyi tuttuğu için kulislerde söylenenlerin %50'si gerçekleşiyor. Bu kez de öyle olma ihtimali yüksek. Kabinede 4-5 kişinin değişeceği büyük oranda kabul görüyor ama tersini söyleyenler hatta 9 kişinin değişmesinden söz edenler de var. Bu kabinedeki asıl sürpriz ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olmasıyla o göreve Ali Babacan'ın yeniden gelmesi ihtimali. Hangisi gelirse gelsin her ikisi de hükümetin rotasında yeni bir yolculuğa işaret edecek. Mahmut Övür Sabah